Bu başlamadan önce mesela bu yeşil var gösterdiği. Tabii ki de bu biraz da fazla süren yani isteyen bir tane rengi. Bunu mesela var. Çok kolay, çok basit, hemen çok etkileyici. Mürekkep. İnanılmaz kolay. Sadece biraz da su açıldıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Burada yaban mersin ve börtlen. Çok garip bir rengi veriyor. Az miktar kullandığı sürecinde griberi, müthişen bir tane gri rengi veriyor. Daha fazla kullandığı sürecinde turuncu tarafta gidiyor. Çok enteresan çünkü miktarları da çok fazla performansı. Ben bunu şu andaki bordo rengi verdiği için bunu bordo çıkacak böyle bir matematik yoktur yani. Mesela püreden yetmezse suyla destekleyebiliyoruz yani. Burada kırmızı veya turuncu veya pembeli kullandığınız miktara göre çok değişir yani. Salça. Salça mı? Salça. Değil mi? Salça ve kırmızı biber suyu. Kırmızı biber. Tabii ki de blenderdan geçiyorsunuz, süzüyorsunuz. Burada işte. Hatta ben size çok güzel bir şey söyleyeyim. Bunu sizin cebinde kalsın. Kırmızı biber alın, süzün. Sadece su alın. Su tavada koyun. Çektirin. Reçel oluyor. Aa. Tabii ki de. Başka hiçbir şeye ekleme gerek yok. Reçel oluyor. Biber reçel. Bildiğiniz biber reçel yani. Çok acı bir de. Çok lezzetli. Burada birkaç tane şey gösterdi. Makarna çeşidi gerçekten sonsuz oluyor yani. Söylemede bile gerek yok. Burada en bilinen, en sizi için kolay çünkü neredeyse hazır makine var ya bunu kullanabiliyorsunuz yani. Tagliolini var. Normalde tagliolini bile pişirmez. Su bile görmememiz gerekir. Yani görürsen tam bir 10 saniye. Direkt çünkü suyu, hemen pişirir. Tabii ki de bunu direkt sos içinde atabiliyorsunuz yani. Burada mesela hafif soslarda ile servis edilir. Mesela biz burada en fazla İtalyan tüketir nedir? Tereyağlı ve üzerinde trüf mantar. Başka hiçbir şey yok. Efsane bir şey oluyor zaten. Evet, sonra tagliatelle var. Ben burada klasik bir tagliatelle yaptım. Ve burada şey göstermek için yaptım. Çift rengi tagliatelle var. Artta üzerinde bir puan desenli yaptık. Çünkü hamurda tek şekilde ve tek rengi kullanmak zorunda değilsiniz yani. Burada şimdi zaten göstereceğiz yani. İki rengi açıldıktan sonra birleştirdi. Böyle bir garip ve enteresan kombinasyon oluyor. En görüntüde ama aynı zamanda lezzetliyle. Burada mesela aynı bir şekilde sarı ve yeşil. Burada çok güzel yani. Özellikle pişmişten sonra bu yeşille böyle kalıyor. Bu tarafta yine bir tane tagliolini var. Burada bir tane pappardelle. Yine bunu sizi göstermek istedi aslında. Hatta yeterli daha kalındı. Niye pappardelle gösteriyorum? Çünkü özellikle et ile inanılmaz yakışan bir makaron. Burada göstermek istedi. Bu da çok enteresan. Yapılışı da çok kolay. İçini doldurup yapıyorlar değil mi? Olabilir. Doldurabiliyorsun. Duruyorsun. Aşladıktan sonra doldurabiliyorsun. Sonra fırlanan vardır. Ama bu özellikle şey de var. Balık için çok uygun. Hatta yani bizde kalamar hatta bir tane geleneksel şey var. Kalamarla yapılan. Çünkü kalamar benziyor biraz da yani. İnanılmaz uygun. Yapılışı çok basit. Kestikten sonra bunu birleştiriyorsunuz zaten. Bunu sonra yapışmış olarak da kalır. Su koyduktan sonra. Sonra bunlar da var. Biraz da yeni tarzısı. Bunlar da bizde biraz da yalan tortellini diyoruz. Bunu sizi bir gün göstereceğim. Belki bir günde sizi de faydası olur. Bu sadece bir örnek olarak yani bir başlangıç noktası olsun. Sonra sizin fikirlere, sizin kreativite ile ulaşılan bir şey. Okey, ne yapacağız burada? Bir tane desen pua hazırlıyoruz, tamam mı? Burada tam bir desen yapıyoruz. Bu desenle çok düz veya yani sizin istediğiniz gibi, isterseniz düz yapabiliyorsunuz. Sonra makaron üstünde düz gelir. İsterseniz karışık olsun. İsterseniz ya istediğiniz şekli verebiliyorsunuz yani. Tamam mı? Şimdi sizinle tam böyle bir yalan tortellini göstereceğim. Neden yalancı? Çünkü içinde hiçbir şey yok. Ama bunu söylemek için bu bile bir hikaye oluyor yani. Ben buradan geleneksel bir tane tabaktan geldim tortellini ve başka bir boyutu götürmeye çalışıyorum. Ve bu yolculuk yapmak için ekstra bir şey eklemedi. Tam tersi çıkarttım. Siz normalde böyle bir eklemek problemi vardır. Ekliyorsunuz maşallah yani. Kapatılır üçgen olarak. Burada düz olmak önemli değildir. Siz de çok düzü seversiniz kesersiniz yani. Ama bence yani özellikle bu tarzı için daha uygundur. Bundan sonra böyle kalıyor ya. Herkese böyle yapıyor sonra. Bundan sonra burada böyle bunu yapmak. Zaten olduğu bile. Şimdi gördüğünüze kadar. Bu bir tane sayfası, açık sayfası. Biz istiyoruz ki bu sizin sayfası olsun. Üzerinde çalışan, özelinde tam yapılıştan değil yani. Zaten becereklik vardır herkesten yani. Ama fikir üzerinde yani. Bunu kullanın. Siz makarona özellikle MasterChef içinde sizin gizli silah her zaman olabiliyor. Her zaman kurtarıcı bir şey yani.
Ama siz kurtarıcı olarak da kullanmayın. Siz de yaratıcılık olarak da kullanın ki başka bir seviye götürüyorsun yani.